Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Metnimizin adı Boğaçhan. Hazırlık çalışmalarını okuyalım. Evet, önceki derse hazırlık kısmında vardı bu. İsminizin size nasıl verildiği hakkında öğrendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Bunu ailenizden öğrenmiş olmanız lazım. Evet, benim ismim Esin. Benim ismimi babam koymuş. Hani niye Esin koyduğu ile ilgili bir şey yok. Esin ismini sevdiği için koymuş. Evet, size ait özel şeyler var mı isminizle ilgili? Size ait özel anılarınız var mı isminizle ilgili? Onları arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Dedesinin, anneannesinin, babaannesinin ismi konulanlar oluyor genelde. İkinci soru, Türk kültüründe isim verme geleneği ve dede korkut hikayeleri hakkında neler öğrendiniz? Anlatınız. Evet, bununla ilgili araştırmanızı sınıfta anlatacaksınız. Metni, vurgu, tonlama ve noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli okuyunuz. Okuma sırasında 1 ve 2 numaralı yerlerde durarak birinci etkinlikteki soruların cevaplarını tahmin ediniz. Boğaçan Bayındır Han'ın boğası var idi. Bir de erkek devesi var idi. O boğa sert taşa boynuz vursa un gibi öğütürdü. Yazın ve güzün boğa ile erkek deveyi savaştırırlardı. Bayındır Han kudretli Oğuz beyleri ile seyreder eğlenirdi. Meğer sultanım gene yazın boğayı saraydan çıkardılar. Üç kişi sağ yanında, üç kişi sol yanında. Demir zincir ile boğayı tutmuşlardı. Gelip meydanın ortasına koyu verdiler. Evet birinci Bakalım etkinliğe. Birinci etkinlik. Okuma sırasında aşağıdaki soruların cevaplarını tahmin ediniz. Birinci soru. Sizce bu ayı neden meydana getirmiş olabilirler? Bence bu ayı dövüştürmek için getirmiş olabilirler. Devam edelim metnimize. Meğer Sultanım Dirse Han'ın oğlancığı, üç de kabile çocuğu meydanda aşık oynuyorlardı. Bu ayı koyu verdiler. Oğlancıklara kaç dediler. Üç oğlan kaçtı. Dirse Han'ın oğlancığı kaçmadı. Ak meydanın ortasında baktı durdu. Boğa da oğlana sürdü geldi. Diledi ki oğlanı helak kılsın. Oğlan yumruğuyla boğanın alnına kıyasıya tutup vurdu. Boğa geri geri gitti. Boğa oğlana sürdü tekrar geldi. Oğlan yine boğanın alnına yumruğu ile sert vurdu. Oğlan bu sefer boğanın alnına yumruğunu dayadı. Sürdü meydanın başına çıkardı. Boğa ile oğlan bir hamle çekiştiler. Boğanın iki kürek kemiğinin üstüne köpük bağlandı. Ne oğlan yener ne boğa yener, oğlan düşündü. Evet, ikinciye geçelim. Dirsehan'ın oğlu bu adam kurtulmak için ne yapmış olabilir? bence kaçmış olabilir. Bakalım devamında ne olacak? Bir dama direk vururlar. O dama destek olur. Ben bunun alnına niye destek oluyorum duruyorum. Oğlan boğanın alnından yumruğunu giderdi. Yolundan savuldu. Boğa ayak üstünde duramadı. Düştü tepesinin üstüne yıkıldı. Oğuz beyleri gelip oğlanın başına toplandılar. Aferin dediler. Dedem Korkut gelsin, bu oğlana at koysun. Beraberine alıp babasına varsın. Babasından oğlana beylik istesin. Taht versin. Çağırdılar, dedem Korkut gelir oldu. Oğlana alıp babasına vardı. Dede Korkut oğlanın babasına söylemiş. Görelim hanım ne söylemiş. Hey dirsahan, beylik ver bu oğlana. Taht ver, erdemlidir. Boynu uzun, büyük cins at ver bu oğlana. Biner olsun, hünerlidir. Ağıllardan on bin koyun ver bu oğlana. Etlik olsun, hünerlidir. Develerden kızıl deve ver bu oğlana. Yük taşıyıcı olsun, hünerlidir. Altın başlı otağı ver bu oğlana. Gölge olsun, erdemlidir.'' Omuzu kuşlu cübbe elbise ver bu oğlana, giyer olsun, hünerlidir. Bayındır Han'ın ak meydanında bu oğlan cenk etmiştir. Bir boğayı yenmiş senin oğlun, adı Boğaç olsun. Adını sen verdin, yaşını Allah versin. Dirse Han oğluna beylik verdi, taht verdi. Oğlan tahta çıktı. Birinci etkinliği yapmıştık, ikinci etkinliğimize geçelim. İkinci etkinlik, okuduğunuz metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri aşağıya yazınız. Bu kelimelerin anlamlarını metinden yola çıkarak tahmin ediniz. Sonra bu kelimelerin anlamlarını sözlükten bularak tahminlerinizi kontrol ediniz. Anlamını öğrendiğiniz bu kelimeleri birer cümlede kullanınız. Evet, seçtiğim kelimeler hünerli, ota, kabile, helak ve etlik. Hünerli tahminim yetenekli demek. Sözlük anlamı hüneri olan, elinden iş gelen, becerikli kimse demekmiş. Cümlem, evet cümlem senin kızın çok hünerliymiş. Ota tahminim çadır. Önceden duymuştum bunu. Sözlük anlamı büyük ve süslü gösterişli çadır demekmiş. Cümlem buradaki en güzel ota benim. Kabile Tahminim bir arada yaşayan insan grubu. Sözlük anlamı birlikte yaşayan, konup göçen bir sülale. Cümlem ise bu kabile arasında anlaşmazlıklar var. Helak yok olma demek. Tahminim sözlük anlamı ortadan kaldırma yok etme demekmiş. Cümlem hayvanlar selde helak olmuşlar. Etlik eti yenen hayvan tahminim. Sözlük anlamı kesim için ayrılmış eti kış boyu yenen hayvan. Cümlem bu etliği senin için ayırdım. Üçüncü soru, bu Boğaçhan adlı metni, olay, yer, şahıs kadrosu ve zaman bakımından inceleyiniz. Yer, meydan, zaman, geçmiş zaman, Şahıs ve varlık kadrosu ise Boğa, Deve, Bayındırhan, Oğuzbeyleri, Dirsehan, Çocuklar, Dede Korkut. Olay Dirsehan'ın oğlunun Boğa'yı yenmesi sonucu Dede Korkut'un Dirsehan'ın oğluna isim vermesi. Dördüncü etkinlik aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız. Birinci soru Dirse oğlu ve arkadaşları meydanda hangi oyunu oynuyorlardı? Aşık oynuyorlardı. İkinci soru, Dirse Han'ın oğlu boğayı yenmek için ne yapmıştır? Boğayı alnından iterek birden çekilip boğayı devirmiştir. Üçüncü soru, Dirse oğluna kim isim vermiştir? Verdiği isim nedir? Dede Korkut vermiştir, Boğaç ismini vermiştir. Dede Korkut Dirsehandan oğluna neler vermesini istemiştir? Beylik, taht, at, on bin koyun, deve, ota, cübbe verilmesini istemiştir. Beşinci soru: Okuduğunuz metinde Türklerin hangi gelenekleri yer almaktadır? Yetenekleri doğrultusunda isim verme geleneği yer almaktadır. Beşinci etkinlik: Okuduğunuz metindeki olayı siz anlatsaydınız, nasıl kurgulardınız? Benim kahramanlarım Boğa, Çocuklar, Dede Korkut, Bayındırhan. Olayın geçtiği yer meydan. Yani Boğa olduğu için başka bir yerde geçemez herhalde. Olay Boğa ipten kurtulur, oyun oynayan çocuklara doğru koşar. Dirsa'nın oğlu hariç tüm çocuklar kaçar. Çocuk Boğa'yı durdurarak diğer çocukları kurtarır. Bayındırhan Dede Korkut'a bu olayı anlatarak çocuğa isim vermesini ister. Altıncı etkinlik, bir gazeteci olduğunuzu düşününüz. Dede Korkut ile röportaj yapmak için sorular oluşturunuz. Dede Korkut'un vermiş olabileceği cevapları araştırma sonuçlarından yararlanarak arkadaşlarınıza sununuz. İsmini kim verdi? İsmimi beyliğimizin hanı Tuğrul Bey verdi. İsmini almak için ne yaptın? Beyliğimiz savaş halindeyken düşman üstümüze saldırdığında obamızda tam 5 yiğitle bu yaşıma rağmen cesurca savaşıp düşmanı korkuttuğum için bana bu ismi verdiler. Kendine isim vermek isteseydin ne isim vermek isterdin? İsmimden çok memnunum. Başka bir isim vermek istemezdim. Bugün bile hikayelerinin anlatılıyor olması nasıl bir duygu? Bu dünyada insanın isminin hatırlanmasından daha gurur verici bir şey olamaz. Siz de dünya için kalıcı eserler bırakırsanız isminiz yıllarca unutulmayacaktır. 7. Etkinlik Kırgız Türklerinin Manas Destanı'ndan alınan aşağıdaki bölümü okuyunuz. Manas Cakıp her kabilenin başta gelenlerini, yakınlarını, bilgili aksakalları özellikle ziyafet sofrasında alıkoymuş. Her birine elbise giydirdi. Çocuğunu sağ eteğine koyarak hanımını peşine takıp ortaya çıktı. Sevgili kardeşlerim, Tanrımın verdiği oğluma ad veriniz. Cakıp diz üzerine oturup dileği için dua etti. Çocuktan çıkan ışığa bakıp ona layık bir ad bulamayan halk şaşırıp kaldı. Ah Tanrım! Tam bu sırada beyaz çadıra yırtık deri elbise giyen Elinde beyaz asa tutan, beline çakmak taşı bağlayan, ayağına çarık saran bembeyaz sakallı, ak külahlı derviş içeri girdi. Millet dedi. Yüzü ışıldayan derviş şaşkın oturanlara bakarak "Müsaade ederseniz nur yüzlü çocuğun adını ben vereyim." Onlar da "Olsun, ağzından çıkan kutlu olsun. Çocuğun adını sen ver ihtiyar." dediler. Söylemek benden, söz tanrıdan. Çocuğun adı Manas olsun. Ulu adına layık Bahadır olsun. Beladan uzak dursun dedi. Bu paragrafta Kırgız Türklerinin hangi geleneğinden bahsedilmiştir? İsim verme geleneğinden bahsedilmiştir. Boğaçan'a isim verilme yöntemi ile Manas'a isim verilme yöntemi aynı mıdır? Aynı değildir. Boğaçan büyüdüğünde bir kahramanlık göstererek ismini almıştır. Manas ismi ise doğduğunda verilmiştir. Herhangi bir şey yapmamıştır Manas ismini almak için. Kültürel farkındalık oluşturma amacıyla farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olmak neden önemlidir? Evet, farklı kültürleri tanımamız için önemlidir. Farklı kültürleri tanıdığımızda diğer insanlar hakkında da bilgi sahibi olabiliriz. Sekizinci etkinlik, kısa çizginin kullanım alanları ve bunlara örnek cümleler verilmiştir. Kısa çizginin kullanım alanlarıyla örnek cümleleri eşleştiriniz. Evet, önce cümleleri okuyalım. Dede Korkut'un bu hikayesi Boğaçan. Türklerin at koyma geleneği hakkında bize bilgiler vermektedir. Ömer Seyfettin. Bu cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur. Soğuktan mı titriyordum yoksa heyecandan, korkudan ya da üzüntüden mi bilmem? Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konulmuş Gözlüklü sözcüğünün kök ve eklerine ayrılışı şu şekildedir. Gözlüklü. Bu da kelimelerin kökleri, gövdeleri ve eklerini birbirinden ayırmak için kullanılmıştır. Lık, lik ekleri isimden isim yapan ımsa, tır ekleri fiilden fiil yapan eklerdir. Burada kısa çizgi ise isim yapma eklerinin başına, fiil yapma eklerinin başına ve sonuna konmuştur. Dur fiilinden yeni kelimeler türetiniz. Burada da fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılmıştır. İlk öğretim sözcüğünün hecelerine doğru ayrılışı bu şekildedir. Heceleri göstermek için kullanılmıştır burada kısa çizgi. Dokuzuncu etkinlik, Türklerde isim verme geleneklerine dikkate alarak kendinize bir isim veriniz. Bu ismin size verilmesine neden olan olayı kurgulayarak bir hikaye yazınız. Börtücan. Börtücan ismini nasıl aldığımı sizlere anlatayım. Daha 5 yaşındaydım. Doğada oynamayı çok severdim. Zamanımın çoğunu doğadaki canlılar ile geçirirdim. Karıncalara ekmek verir, saatlerce onları izlerdim. Bir gün dedem bizi ziyarete geldi. Her gün beraber ormana giderdik. Dedem ormanda yemiş toplar, ben de kertenkelelerle, örümceklerle oynardım. Her günümüz böyle geçerdi. Bir akşam elektrikler gitti. Annem gaz lambasını yaktı. Elektrikler olmadığından hepimiz gaz lambasının yanında toplandık. Babam, "Baba sen de hikaye çoktur. Bize bir hikaye anlat da eğlenelim." dedi. Bunun üzerine dedem, "Dede korkut hikayelerinden Boaç Han'ı anlattı. Hepimiz ağzımız açık bir şekilde dinledik. Boaç Han kendi ismini hak etmişti. Ben de dedeme, "Dede sen de "Dede Korkut gibi bana isim versene," dedim. Dedem bana baktı ve "Tamam çocuğum, ama isminin seni anlatması gerekir. Acaba sana ne isim koysak?" dedi. Ben, annem, babam, hatta kedimiz Tırmık bile düşündü. Sonunda dedem, "Buldum, sana ne isim vereceğimizi," dedi. "Senin adın Börtücan olsun." Hepimiz dedeme baktık. Neden böyle bir isim koyduğunu anlamak istercesine yüzüne bakmaya devam ediyorduk. Sonunda dedem merakımızı dindirmek istercesine ''Çocuğum sen bütün canlıları seviyorsun. Sadece kedi, köpeği değil, börtü ve böceği de seviyorsun. Sen bütün canlıların canısın. O yüzden sana bundan sonra börtü can diyeceğim.'' dedi. İsmimi çok sevmiştim. Çünkü ismim doğaya ve hayvanlara olan sevgimi anlatıyordu.'' Dedem o günden sonra bana hep Börtücan dedi. Ben de her canlının canı olmaya devam ettim. Veteriner oldum ve kliniğin adı Börtücan Veteriner Kliniği. Bu isim hep bu şekilde yaşayacak. Etkinliklerimiz burada bitti. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.